Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tatra'da Çarnistav diye bir göle yürüyoruz. Kameranın arkasında Arif, ben ve şurada Aslı ve Cem'le birlikte. Onları da Afyon videosundan biliyorsunuz. Onların düğününe gitmiştik. İzlemediyseniz de ekranın sağ üst köşesine koyarım, oradan izlersiniz. Hadi. Hadi başlayalım. Başlayalım. Şuraya gidiyoruz. Arif oku. Hala Gashenitsova. 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 Daha oraya 1,5 saat varmış ama bence buraya çok aldanmamak lazım. Çünkü yol oturarak, dinlenerek gidiyoruz. Yolumuz uzun. Gençliğimiz var. Gençliğimiz var. Heyecanımız yüksek. Asfalttan başka bir şey görmemiş ki adamlar. Ha? Yokuş. Bizi niye bu kadar harcadın? Niye? Asfalttan başka bir şey görmemiş. Ne bileyim, başarırsın zannettim. Bugün yarış gibi bir şey vardı burada. O yüzden Zakopane falan çok kalabalıktı. Bizim gittiğimiz rota size aşırı kalabalık görünmüyor olabilir ama buralarda kalabalık. Hava güzel. Böyle yürüyoruz. Ekip burada. Ben koşuyorum. Arif koşuyor. Burada Aslı. Burada da Cem. Arif'in gazına gelmediğini söylüyor. İşte şehir çocuklarıyla dağa çıkarsam bu olur. Aşk olsun. İlk molamızı verdik. İlk manzaramızla, daha doğrusu manzaracıkla karşılaşmış olduk. Evet. Güzel görünüyor da az önce şey söylüyordum. Böyle İsviçre'de oturma noktaları yapıyorlar manzarayı izlemek için. Burada o yok. Bu arada burayı daha önce yürüdüm de oradan biliyorum. Arif ne oldu? Alışmışsın tabii asfalta. Zor geldi ha yürümek. Vallahi sırf sizin için duruyorum. Benim için mi? Aynen. Ne dinlenelim ben mi dedim? Bakın böyle bir yere geldik, tamam mı? Şimdi şuradan artık yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz ve tepe görünmeye başladı. Burada da bizim Aslıcığımız. Şansımıza güzel bir hava var. Bence de. Şansımıza değil, meteoroloji takip ettik. İlmi bilimi takip ederek buraya geldik. Öyle... Arif ilimden bilimden bahsederken. Bir şey anlatıyordum. İlim bilim dedin. Çocuklar bile yürüyor. Ben kalkıyorum artık, sana kolay gelsinler. Bayağı yürüdük. Şu an böyle şehir uzaktan görünüyor. Böyle geri kalan full orman. Burada da Arif biraz dinlenip bir şeyler atıştıracağız çünkü acıktık. Şimdi bir şeyler yemek için durduk. Dinleniyoruz. Sandviç hazırlamıştık zaten. Çayımız falan da var. Öyle. Manzaraya karşı. Manzaraya karşı. Kamerayı sanmıyorum. Görmedim. Ya bence kamerayı sanmıyorum. Yoruldunuz mu? Yedik içtik gidiyoruz. Aynen, sandviçlerim çok lezzetliydi değil mi? Çok güzeldi, ellerine sağlık. Enerjimiz tamam. Afiyet olsun. Bu ne kalabalık ya? Piknik alanına dönmüş. Bu tabii rota zorlaştıkça insan sayısı azalıyor burada biliyorsun. Evet. Noktayı bulduk tabii, herkes buraya oturdu. Ben dağ keçisi olacakmışım. Yanlışlıkla insan olmuşum. Performansım iyi. Geldik, baksana şu manzara çok güzel. Aynen. Bak şu tepede de bir yer var. Evet. Oralara da çıkılıyor. Evet, bu arada. Oraya çıkılıyor mu bilmiyorum ama böyle bir direk var muhtemelen.
Oraya da çıkıyorlardır. Bu arada geldik derken daha gitmek istediğimiz yere gelmedik de hani güzel bir manzaraya geldik. Bir şey söyleyeyim mi? Ha. 1,5 saat kala ben, 1 saat 20 dakika kala 1 saat kaldı dedim onlara. Onlar şimdi doğruyu söylersem depresyona girebilirler. Şu an kaç dakika kaldı? Hala 1 saat 5 dakika falan olabilir. Ama biz önce hala şeye gideceğiz ya o. Evet, orada dinlenebilirler. Aynen. Orada dinleneceğiz. Bir de orada böyle şey yemek kahve alabileceğin yerler var. Belki otururuz. Ama çocuklar helak oldu. Neredeler dönmüyor. Aşağıda geldiler. Sabuha. Şu an daha rotamıza var ama ilk rotaya böyle yemeklerin de olduğu bir yerde değil mi? Evet. Oraya 30 dakika var. Daha devam ediyoruz. Göle de herhalde bir saatimiz daha var. Her tarafta bu arada insan dolu. Hava çok güzel olunca herkes dağlara akın etmiş. Ama sıkıcı oluyor ya böyle çok şey. Çok insanın olduğu yer sıkıcı oluyor cidden. Arif. Anasız babasız boynu büküple. Şükürşen. Efendim. Ne yapıyorsun? Cemleri bekliyoruz. Yoruldun mu? Tabi yoruldum. Full ayak. Evet. İnanılmaz yani. Ayak çalışıyoruz. Ayağını her tarafa. Evet. Ama bilmiyorum ben bu sefer çantamı da kendim taşımama rağmen geçen sefer sen taşımıştın biraz. O videoyu da koyalım gene ekranın sağ üst köşesine. İzlemeyenler gitsin izlesin. Biraz kaybolmuştuk da. O zaman daha zor gelmişti bana. Şimdi daha kolay gibi. Ama şey karıştırıyorsun ya. Heh. O zaman çok yürümüştük. Ha, evet o da var. 15 saat çık. Evet. Evet, ilk durağımıza doğru yaklaşıyoruz. Burası normalde çok güzel gözüküyor. Mosmor bir, bu çiçeğin adı neydi Emel? Çiçeğin adını unuttum şu anda ama... Solmuş galiba evet. Şu an, kışa doğru geliyoruz ya. Ve şu dağlar Haziran'da falan da karlı oluyor. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Benim tam şurada böyle şu dağın önünde fotoğrafım var. Ha, şurası mı? Evet. Ya bugün yine güzel görünüyor çiçekler olmadan. Ama hani gerçekten bugün bir insan yoğunluğu var yani epey bir. Yani ama. Ama yine de çok güzel. Böyle evler var burada. Bunlara hata deniyor. Dağın eteğinde insanlar dinleniyor. Burada da hop Arif. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Şimdi göle doğru gideceğiz. Burası ilk durağımızda. İlk durağımız mıydı yoksa daha var? 5 dakika var ilk durağı. Burası ya şey hani o evleri görmek istemiştim ya orası ilk durağımızdı. Evet. Benim için. Ha doğru. Burası bizim ilk durağımızdı. Aynı zamanda restoran olarak kullanılıyor. Tuvalet ihtiyacınıza dilerseniz buradan gidirebilirsiniz. Kişi başı 4 zloty yaklaşık 9 sent yapıyor. Niye mikrofonda konuşuyorsunuz diye soracak olursanız mikrofon yine kayıttan çıkmış. Kesinlikle DJI'nin en azından birinci versiyonu olan mikrofonunu tavsiye etmiyorum. Burada gördüğünüz gibi boş boş kameraya konuşuyoruz. Ne konuştuğumuzu ne söylediğimizi hakikaten hiç hatırlamıyorum. Burada yürüyüşümüze devam ediyoruz. Cem'in tam olarak yürüyüş çubuklarının mantığını anladığını düşünmüyorum. Tuhaf bir şekilde götürüyor onu. Bu kısımda 1909 yılında çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Polonyalı bestekar Mieczysław Kartowicz'in anısına dikilmiş bir anıt taşı gösteriyoruz. Yürüyüşümüze devam ediyoruz ama bu kısım göründüğü kadar kolay değil. Çünkü hiçbirimizin ayakkabısı bu yollar için uygun değil. Neyse devam. Videonun neredeyse yarısında ses yok fakat nedense bu kısmı çekmiş. Bu kez de ben DJ'yi protesto ediyorum ve onun sesini kısıyorum. Neyse siz dağlara birazcık göz atın. Ve tadadam gelmek istediğimiz noktaya geldik. Neden posta müdürü gibi poz verdiğimi bilmiyorum. Fakat şu anda bir Celal Şengör edasıyla dağları yorumluyorum. Burada daha önce geldiğimiz noktayı nereye kadar gittiğimizi açıkçası gösteriyorum. Bu dağın arkasında 2-3 farklı daha göl var. Ve daha sonrasında Polonya'nın en yüksek dağına o rotadan gidebiliyorsunuz. Adı Risi yaklaşık 2500 metre. Dağın da zaten hemen arkasında Polonya'nın komşusu olan Slovakya var.
Neyse Emel de çıkıp bir şeyler söylemek istemiş. Onu kısa kesiyorum. Ne dediğini hiç hatırlamıyorum. Geçtik onu. Ve artık ufak ufak dönüşe geçiyoruz. Havanın da karardığını görüyorsunuz. Neyse ben yine profesyonel yürüyüşüme devam edeyim. Ve maalesef yine karanlığa kaldık her zamanki gibi. Kesinlikle telefonunuzun ışığı veya işte elinize başka bir fener falan yoksa bu rotada ışıksız ilerlemeniz imkansız ve ötesi diyebilirim. Neyse ki yalnız değiliz. Bizim gibi başka insanlar da bu saate kalmış durumda. Onları da şöyle göstereyim. Zaten ateş böceği gibi hepsi arkamızdan ve birkaçı da önden ilerliyor. Artık videoyu burada bitiriyoruz. Ben zaten yine bir garip grube hareketler yapıyorum. Işığı gözünüze tutuyorum falan. Neyse muhtemelen burada kanalımıza abone olun, takip etmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın gibi şeyler söylüyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.